Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber Xiaomi 14T Pro'nun tüm özelliklerine yakından bakacağız ve bu fiyata gerçekten alınır mı bunun hakkında konuşacağız. Bugün Xiaomi 14T'nin videosu da kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen tasarımla başlayalım. Açıkçası tasarım'a baktığımda sanki T serisi yani üst segment bir cihaz değil de ilk izlenim olarak orta sınıf bir cihaz gibi hissettiriyor. Çünkü buradaki tasarımın aynısını baş başka bir cihazda da görmüştük. Çünkü buradaki tasarım size de bir yerden tanıdık geldi mi? Eğer gelmediyse buradaki tasarımın aynısını X6 Pro ve F6 Pro'da görmüştük. Arka tarafta sadece yazısı silinmiş ve kamera modülü dikdörtgen değil de direkt olarak dörtte ocak kıvamına getirilmiş. Bunun dışında tasarımsal açıdan herhangi bir farklılık yok ama malzeme kalitesi tabii ki üst seviyede. Arka kapak cam çerçeveler alüminyum ve burada kullanılan metal yapının aynen 13T Pro'da olduğu gibi gayet kaliteli olduğunu söyleyeyim. Ayrıca renk seçeneklerinde de öyle çocuksu renkler yok. Proje cihaza yakışır şekilde ağır başlı renkleri görüyoruz. Ama tasarımsal açıdan genel bütünüyle düşündüğümde özellikle de Xiaomi'nin T serisi gibi en çok satan üst segment bir cihazda tasarım yönünde daha fazla çalışılmış olmasını beklerdim. Yani tasarım olarak 14T Pro'yu çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. 8.39 milimetre kalınlık ve 209 gramlık bir ağırlığa sahip. Özellikle tek elle uzun süreler kullandığımızda elimizi yoracak bir telefon. Fakat kasanın malzeme kalitesinin üst seviye olması güzel olmuş. Ekran kısmında 6.67 inç OLED Full Plus 144 Hz bir tazeleme ile geliyor. HDR10, Dolby Vision, 5 milyona bir kontrast oranı gibi üst düzey teknolojiler yine bu ekranda var. Ekrandaki renkler kontrast oranı ve renk başarımı tarafında da gayet kaliteli bir ekranla beraberiz. Ve bu ekranın en önemli noktası 4000 nit maksimum parlaklığı. Bu parlaklık hem güneş altında hem de kapalı ortamlarda fazla fazla yeterli. Hem akıcılık hem de görsel deneyim anlamında şu anda piyasadaki en kaliteli ekranlardan biri. Yani 14T Pro alırsanız ekran yönünde kesinlikle memnun kalacaksınız. Ve donanım tarafında Android dünyasının en güçlü işlemcisini yani Dimensity 9300 Plus'ı görüyoruz. Ve bu işlemcimize 12 GB LPDDR5X en performanslı RAM'ler UFS 4.0 512 GB depolamada eşlik ediyor. Ve 14T Pro'nun 16 GB RAM hatta 24 GB'lık olan versiyonu da var Bu versiyonlarının da ülkemize geleceğini düşünüyorum. Donanım anlamında kendi fiyat bandının en iyisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve oyun tarafında PUBG, Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunlarda düşük ayarlarda 90, yüksek ayarlarda da 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. Ve genel olarak donanımına baktığımda şu anda Xiaomi 14T Pro en güçlü cihazların başında geliyor. Bu telefon oyun tarafında başarılı olduğu kadar benim oyunla çok işim yok ama güçlü ve uzun ömürlü bir telefon istiyorum diyorsanız da gayet mantıklı bir seçenek ve 13T oranla sadece işlemcide gelişmedi. Burada kamera tarafında da ciddi geliştirmeler görüyoruz. Arka tarafta üçlü bir kamerayı görürken ana kameramızda 50 megapiksel Leica'nın Simulux lensi kullanılmış ve f1.6 diyafram tabii ki OIS ve bunun yanında Xiaomi'nin 14T ya özel geliştirdiği Gemini AI teknolojisiyle de birlikte geliyor. Bu sayede hem fotoğraf hem de video kısmında yapay zeka desteğiyle birlikte sonuçlar çok daha iyi diyebilirim. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 3. kameramızda yine Leica'nın 50 megapiksellik telefoto kamerası. Video tarafında da arka kamerayla beraber 4K 60 FPS ve 8K 30 FPS desteğimiz var. Özellikle 4K 60 FPS'te OIS ile birlikte gayet stabil, pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Açıkçası genel fotoğraf kalitesi ve kamera deneyimini değerlendirdiğimde özellikle ana kamera ve telefoto lens çok daha farklı bir konumda. Ultra geniş açı bunlara nazaran bir tık geride kalıyor. Yani 14T Pro sunduğu kamera paketiyle Xiaomi 14'ün hemen altına konumlandırılmış. Kamera anlamında dolu dolu bir cihaz diyebilirim. 5000 mAh batarya ve 120 W hızlı şarj desteğini görüyoruz. Artık Xiaomi tarafında üst segment cihazlarda 120 W standart hale geldi. 120 W'la beraber telefonumuzu sıfırdan yüze yaklaşık 20 dakikada tam olarak doldurabileceğiz. Ama kutu içeriğinden bu kez 120 W'lık adaptör çıkmayabilir. Yazılımda da Android 10 14 ve HyperOS ile gelirken 4 yıl boyunca güncellemeleri alacak. Hoparlör kısmında da stereo hoparlörler var. Hem Dolby Atmos hem de Hi-Res Audio sertifikasına sahip. Güvenlik kısmında yüz tanıma ve ekran altı parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1.5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım yani fiyat ve değerlendirmeye geçersek açıkçası 14T Pro gerçekten dengeli bir telefon. Burada genel anlamıyla baktığımda büyük bir eksisi olan sadece bir tarafa yoğunlaşmış bir cihaz değil. Kamera tarafında Xiaomi 14 serisinde gördüğümüz 50 megapiksellik Leica'nın Similux sensörü, Dimensity 9300 Plus gibi şu anda Android'in en güçlü işlemcilerinden 5000 miliamper 120 watt hızlı şarj ve OLED 4000 nit maksimum parlaklık ve güncelleme desteğiyle beraber bir amiral gemisi cihazdan ne bekliyorsak 14T Pro çoğu noktada yeterli. Burada en önemli iki nokta tasarım ve fiyat. Tasarım her ne kadar öznel olsa da 14T Pro'nun tasarımı orta segment bir cihazdan farksız konumda fiyat değerlendirmesi için lansmanın bitmesini bekledim ve şu an ülkemizdeki fiyatlar açıklandı. 12 GB RAM, 256 GB depolamayla Xiaomi 14T Pro'yu 850 Euro'ya alabiliyorken ülkemize 40.000 TL'ye geldi ve 512 GB'lık modeli 43.000, 1 TB'lık modeli de 46.500 TL. Açıkçası 14T Pro'nun fiyat konumlandırması tam da beklediğim gibi oldu. Çünkü 14T Pro tam olarak Xiaomi 14'ün kamera ve tasarım noktasında biraz daha kırpılmış bir hali. Özellikle donanımı ve sunduklarına baktığımda fiyatı yüksek mi? Değil. Ama fiyat performans olarak da Poco F6'da olduğu kadar uçup kaçmıyor. Yani fiyatı beklediğim noktalarda ama 35.000 bandında olsa çok daha mantıklı olurdu. Fakat aynen 13T Pro'da olduğu gibi fiyatlarının çok hızlı bir şekilde düşeceğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki süreçte dolarda absürt bir yükselme olmazsa 37 bin bandında rahatlıkla bulabileceğimizi düşünüyorum. Ve son olarak Xiaomi 14T Pro'ya fiyatını oranla bir not verecek olursam benden 7 buçu aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 14T Pro sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ben destek vermek bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.